Merhabalar, ben İlker Akantar, Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere bir süredir ara verdiğim Android TV Box incelemelerine devam ediyorum. Bu videonun konu ise Hakko Mini Android TV Box. Öncelikle bu video sponsor olan Mithat abime çok teşekkür ederim. Mithat Kılıç. Eğer kendisini tanımıyorsanız YouTube'a Mithat Kılıç yazarsanız zibil ile videosuna ulaşabilirsiniz. Kendisi Android TV Box, projeksiyon ve akıllı saatlerde Türkiye'de bence bir numaralı insandır. Eğer Android TV Box, projeksiyon ya da akıllı saat almak istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey Mithat abinin kanalına girip şöyle bir videoları dolaşmak. Eminim almak istediğiniz ürünü mutlaka incelemiştir. Onun yorumlarına ve çekim kalitesine, işte projeksiyon alacaksanız projeksiyonun çekim kalitesine, görüntü kalitesine dikkat ederek karar vermeniz olacaktır. Şimdi gelelim Hakko Mini nedir? Hakko Mini adı üstünde minicik bir TV Box. Gerçekten çok küçük. Şimdi bu TV Box'lar aslında ülkemizde, daha doğrusu Türkiye, dünya genelinde 10 yıldan fazladır var. Ama ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaya başlıyor. İşte son 3 yıldır falan popülerliğini yürüttüğü arttırdı. Çünkü artık televizyonlar akıllı da olsa şu ufacık aletlerin verdiği özellikleri veremiyorlar. Ya da çok eski bir televizyonunuz var değil mi? Ama görüntüsünden memnunsunuz. Ya da yeni televizyon alacak bir bütçeniz yok. Ama artık stream özelliklerinden faydalanmak istiyorsa işte Netflix'tir, işte Disney Plus'tır, Amazon Prime'dır ya da aklınıza her ne geliyorsa onlardan faydalanmak istiyorsa ama televizyonunuz desteklemiyor. İşte bunlardan bir tane aldığınız zaman işinizi görüyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi 3 parmağım ya. 3 parmak kadar bir şey. Minnacık, çok güzel. Kutunun içinden neler çıkıyor size göstereyim. Bir adet USB güç kablosu. Bunun girişi micro USB. Maalesef Type-C değil. Ben Type-C olmasını çok istedim ama inatla bunu odaklayamıyorum bu arada. Şöyle yaparsak parmağımla birlikte odaklar. Evet. Neyse, odaklayamadım. Micro USB bu. Type-C değil. Type-C olmasını isterim ama değil. Bir adet normal HDMI. Diğer ucu da micro HDMI. HDMI kablosu çıkıyor. Peki diyeceksiniz. Hoyda. Şimdi hacı bunu niye bir tanesi micro HDMI? Çünkü alet o kadar minik ki bunun üzerinde normal HDMI girişi, daha doğrusu normal HDMI çıkışı, portu, konnektörü koyamamışlar. Minisini koymuşlar. O yüzden bu kabloyla geliyor. İsterseniz bu kabloyu değiştirebiliyorsunuz. Tercih sizin. Buraya bir tane dönüştürücü alabilirsiniz. Ya da bu kablonun uzunluğunu alabilirsiniz. Ama televizyonun arkasında duracak bir alet için bence bu yeterli. Çünkü üzerine açma kapama düğmesi yok. Bir USB portu yok. USB portu yok. Evet. Neyse devam edelim. Bir adet adaptör. USB kabloyu buna takıyorsunuz. Adaptörün özelliklerine bakalım. 5 volt 1 amper veriyor. Şimdi bu alet üzerine kutunun üzerinde de yazıyor. Maksimum 5 watt elektrik çeker diyor. Evet, elektrik tüketimi cidden çok az. Çok kötü bir televizyonunuz yoksa, 5 volt 1 amper akım veren bir televizyonunuz varsa USB kablosunu televizyona bağladığınız zaman televizyonu her açtığınızda bunu açarsınız. Televizyonu kapattığınızda da bunu kapatırsınız. Ama ben yine de harici adaptörü kullanmanızı öneriyorum. Çünkü çoğu televizyon hala 5 volta 1 amper vermiyor. 5 volt işte 0.5 miliamper falan veriyor. Yani 500 miliamper daha doğrusu 0.5 amper 500 miliamper falan veriyor. O nedenle düşük. Bir adet de şöyle mtrak küçük bir kumandası var. Gayet güzel. 2 tane kumanda piliyle çalışıyor. Bana gelen üründe pil yoktu ama büyük ihtimal kutunun içinden pil çıkmıyordur. Şimdi cihazın diğer özelliklerine bakmaya geçelim. Evet, şu anda cihazı çalıştırdık. Cihazın ilk açılması yaklaşık 30 ile 35 saniye arası sürüyor. Bilginiz olsun. Tabii bu cihazın kendi hafızasının, diskinin ne kadar dolduğunuza bağlı olarak değişebilir. Şimdi kumanda ile işlemleri yapacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu cihazda Netflix'i 4K izleyebilirsiniz. Bence çok büyük bir avantaj. 4K televizyonunuz var. Alıyorsunuz bir tane Android TV Box, bir çakıyorsunuz 480p. O yüzden Netflix'in 4K olması benim için çok önemli. Google Market üzerinden istediğiniz uygulamaları kurabiliyorsunuz. Ona birazdan geleceğim. Şöyle bir ayarlara göz atalım. Bu arada alet çok küçük ama Wi-Fi performansını ben çok beğendim. Şimdi benim şu anda stüdyoda bulduğum evdeki stüdyo odam evin diğer ucunda. Yaklaşık modemle aramda nereden baksanız
10-12 metre mesafe var ve 5G üzerinden bağlantıyı koparmadan sağladı ve download yapabildim marketten, güncelleme yapabildim. Şu anda gördüğünüz gibi bu stüdyonun Wi-Fi'si, buradan bağlıyız. Şimdi ayarlara girdiğimiz zaman cihaz tercihlerini seçtiğimizde buradan ayarlara geldiğiniz zaman Hakomini ve diğer özelliklerini görebiliyorsunuz. Android 10.0 şu anda en güncel sürümü Android 10.0 kullanabiliyorsunuz cihazda. Toplam 8 GB ROM'u var ama bunun sadece 5 GB'ı yakıtını size kullanmanıza izin veriyor. Geri kalanı kendi işletim sistemi için tutuyor. Yani siz 4-4.5 GB'lık bir alanın var diye düşünebilirsiniz. Cihazın üzerinde USB girişi olmadığını söyledim. Elimdeki OTG kablolarını kullandım. Maalesef çalıştıramadım cihazı. O yüzden benim açımdan cihazın OTG desteği yok diyebilirim. Belki üreticisi buna uygun bir OTG kablo satışa sunar ya da sunmuştur. Bilmiyorum. Ben aradığımda bulamadım maalesef. O yüzden bu cihaza harici USB bellek, hard disk bir şey takacağınızı, takamayacağınızı söylüyorum. O yüzden ne yapacaksanız stream üzerine yapmanız lazım. Haberiniz olsun. Ha ne olur, evinizde bir NAS cihazı vardır. Plex üzerindeki NAS'taki filmleri tabii ki bundan ötürü izleyebilirsiniz. İlla Netflix falan almanız gerek ama USB belleğinizi buna takıp kullanamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Kumandanın üzerine mikrofon var. Ben gayet beğendim bu mikrofonu. Sesli konuşarak yazı yazabiliyorsunuz. Şuradan bir şeye girmek istiyorum ben. TV settings'e. Şimdi videoda bilmiyorum. Ekranda sizin gördüğünüzde renkler soluk mu değil mi? Ben şu anda soluk görüyorum renkleri. Ama aslında cihazın renkleri çok canlı. Şuradan display'den screen resolution'ı değiştirebiliyorsunuz. Ya da cihazın ekrana oturup oturmamasını ayarlayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Televizyonunuzun HDMI ayarlarından değiştiremezseniz. Şu var. HDMI cable, daha sonra cable calibration diye. Bununla işte bu renk şeyini düzeltebildiğinizi söylüyor. Ben denedim. Yaklaşık 3 dakika boyunca test yapıyor. Ekranda görüntü gidiyor, geliyor, birbirine giriyor falan. Ondan sonra düzeltiyor ama her şekilde ben bu koyu rengi aldım. Dediğim gibi belki benim kullandığım OBS'ten alakalıdır bu. Siz normal görebilirsiniz videoyu. Daha videonun bitmiş haline test etmedim ben. Şimdi uygulama kurmak için benim size öneririm. İlk başta Send Files to TV uygulamasını bu cihaza bir kurun. Zaten bunu direkt Google Market'ten indirebiliyorsunuz. Bunu indirdikten sonra da cep telefonunuzdan ya da tabletinizden istediğiniz programı bunu atabiliyorsunuz. Benim önerdiğim uygulamalar Send Files to TV, Aptoic TV, bunun marketinden de uygulama indiriyor biliyorsunuz. Bir de ben çok eskiden beri kullandığım bir media player, yani şey, file browser'ım var. Dosya yöneticim. Explore. Bunu kuruyorum. Bunun içinde de diskindeki dosyalara erişim sağlayabiliyorum. Onun haricinde Prime, TV Plus, Disney Plus, aklınıza gelen her türlü streaming programı sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Şimdi ben cihazın özellikleri hakkında size birazcık bilgi vermek istiyorum. Ayda 64'ü açacağım. Burada gördüğünüz gibi üretici Hako, model Hako Mini olarak geliyor. Board ismin ise Faraday demişler. Artık Iron Man'e bir gönderme var mı bilmiyorum. Topu topu 2 GB RAM'i var. Yani bundan ben bunu taktım koydum oh süper deli gibi oyun oynarım, Android oyunlarımı oynarım demeyin. Topu topu 2 GB RAM'i var bu cihazın. Ve 900 MB civarı boşta. Geri kalanını cihaz kendi kullanıyor. Bluetooth 4 desteği var. Bu ne demek? Bluetooth üzerinden ayrıca bir klavye mouse, Air mouse kullanabilirsiniz. Klavye bağlayabilirsiniz. Gamepad bağlayabilirsiniz. Çalıştırabileceği oyunları gamepad ile oynayabilirsiniz. Ya da mouse kullanabilirsiniz. İşlemcisi 4 çekirdekli ARM Cortex 53. A53 diye geçiyor. 1.8 GHz yani 1800 MHz'lik 4 tane işlemcisi var. Ve işlemciler cihazın yüküne göre hızını arttırıp azaltabiliyor. Ekrana gelelim. Mali G31. Şimdi bunu şöyle düşünebilirsiniz. Benim elimde işte Android TV Box dediğiniz zaman aklınıza ne geliyor? Xiaomi Mi Box'lar geliyor. Bende Xiaomi Mi Box var. Buna geçmeye değer mi? Şunu söyleyeyim. Hako Mini'nin işlemcisi Xiaomi'nin işlemcisinden çok daha hızlı. Ama ve lakin GPU yani ekran kartı yönüne baktığınız zaman da Xiaomi'nin ekran kartı bunun ekran kartından daha hızlı. Bu ne demek? Video izlerken, cihazı menülerine gezerken bu şeyden daha hızlı, Xiaomi'den daha hızlı. Ama için içine oyun oynama girecekse ben Xiaomi öneririm. Çünkü Xiaomi'nin grafik işlemcisi daha hızlı. A özelliğine bakalım. Evet 5G desteği var demiştim. Mesela şu anda benim sol tarafımda Asus AX86U var. Yani alabileceğiniz en güçlü routerlardan bir tanesi. Ve
2666 MHz'de yanılmıyorsam. Ya da 2466 mı? Bu şekilde kablosuz veri aktarımı yapabiliyor. Bizim cihazımız 5G'de 866 megabitlik bir bağlantı sağlıyor şu anda modemin dibinde. Diyeceksiniz ki ben bunun internet hızını test etmek istiyorum. Üzgünüm, ben evde 40 megabit internet kullanabiliyorum. 40 megabit internetle bunun kablosuz bağ testini yapamıyorum. Ama Mithat abi yapmıştı. Oradan izleyebilirsiniz. Mithat abi videosunu mutlaka izleyin bu arada. Android 9.0 ile geliyor bu normalde. 10 güncellemesi var. Cihazı bağlayıp internette bağlaştırdığınızda bu şekilde görebiliyorsunuz. Güncelliyor kendini. Mali G31 olduğunu söylemiştim size. Sıcaklıkları, evet. Şimdi sıcaklığını göremiyorsunuz. Birçok uygulamada denedim maalesef. Mesela batarya 4 derece diyor. Bu alette batarya yok zaten. O yüzden sensör kısmı biraz sıkıntılı. Falan filan feş mekan. Şimdi buraya geçelim. Sen size... Şimdi Mithat abi AnTuTu testi yapmıştı. O yüzden ben AnTuTu testini yapmıyorum. Ben size bir 3D Mark testi yapacağım. Bu 3D Mark testinde de oyunların, o oyunla oynamak isteyenlerin nasıl bir performansla karşılayacağını göstereyim. Şimdi iki tane var. Bir Slingshot var. Bir de Wildlife var. Gelin önce Slingshot'la başlayalım. Evet. Test bitti. Hatta bence Slingshot bile yeterli bu cihazın 3 boyutlu gücünü göstermek için size. Çünkü grafik test 1'de 3.4 FPS, grafik test 2'de ise 1.6 FPS'lik bir değer veriyor. Total skor 578. Cep telefonunuzda oynadığınız bir oyunu bu cihazda oynamayı düşünmeden önce cep telefonunuza da bir 3D Mark indirip 3D Mark indirip bir test yaparsanız bu puanla karşılaştırdığınızda ne kadar bir performanslısınız aşağı yukarı size bir fikir vermiş olur. Burada yani gördüğünüz gibi, hatta şöyle söyleyeyim, mesela iPhone 12 Pro Max 7000 üzerinde bir puan veriyor. Yani buradan bakın, mesela Realme, buradan değiştirebiliyor muyum? Tam da seçemiyorum. Mesela Xiaomi 10T 10.000'e yakın bir performans vermiş. Samsung Galaxy S21 Ultra. Yani bunlara karşılaştırdığınız zaman sizin bu cihazın performansı cidden düşük. Peki gelelim streaming programlarına. Mesela Netflix. Netflix'i açıyorum. Mesela şöyle Netflix'in içinde birazcık geçelim. Biraz hızlı geçelim çünkü herhangi bir şey yemek istemiyorum. Gördüğünüz gibi menü geçişleri bir hayli başarılı. İstediğiniz gibi şekilde hızlı hızlı geçebiliyorsunuz. Bir tane video açmayı deneyelim. Bunda ekranı blur yapacağım yalnız. Oynat diyelim. Şöyle bir bakalım. İleri alıyorum. Dediğim gibi 40 megabit internet kullanıyorum ben. 40 megabit internete nazaran cihazın hızını size gösterebilirse. 40 megabit daha az. 4 megabit bir veri aktarımımız var. Mesela buraya seçtim, bastım. Çat dedi, geldi. Gördüğünüz gibi Netflix performansı da çok iyi. Netflix iyiyse diğer streaming programlarının hepsini sıkıntısız bir şekilde kullanabilirsiniz. 3D Mark yaparken cihaz ısındı ama herhangi bir video izleme ıvır zıvır yaparken cihaz ısınmıyor. Bunu size çok rahat söyleyebilirim. Hakomini'nin yurt dışı fiyatı şu anda gümrük dahil 1500 lira civarına geliyor. Açıkçası sadece streaming, ben sıkıntısız bir şekilde çatır çatır video izleyeyim, İşte internette gezeyim, ıvır zıvır yapayım diyorsanız Hakomini'nin performansı bir gayet iyi. Ama ben kardeş azıcık oyunda oynarım, evde çoluk çocuk var, alırım bir tane dandirikten Bluetooth, bakın Bluetooth olmak zorunda, Bluetooth gamepad olmak zorunda, Bluetooth gamepad'i bağlarım, ondan sonra açarım eski oyunları, işte ne bileyim retro oyunları olur, çocuğunuzla birlikte oynarsanız ya da ne bileyim oynayacağı abidik gubidik birkaç tane oyun olur, işinizi görür. Ama kardeş ben arada bir oyunda oynuyorum diyorsanız ben diğer Android Box'lara yönelmenizi öneriyorum. Çünkü bu cihazın 3 boyut performansı cidden kötü. Oyun haricinde canavar gibi bir makine. Yanılmıyorsam S95, Armlogic'in S95Y2'ydi sanırım işlemcisi. Ona sahip canavar gibi bir işlemci gücü var. Keşke bu işlemcinin yanına birazcık daha güçlü bir GPU da konsaymış, tadından yenmeyen bir makine olurmuş. Tabi 2 GB RAM değil de 4 GB RAM'li bir model oyun performansı olarak çok 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 daha iyi olur. Dediğim gibi cihazın USB'si yok. Alırken bunlara dikkat edin. Ve dosya aktaracaksanız mutlaka bir Android telefona ihtiyacınız var. Ki üzerinden Send Files to TV uygulamasıyla en azından bir Aptoid TV uygulamasını cihaza atın.
Cihazı attıktan sonra zaten Aptoid TV üzerinden istediğiniz uygulamayı indirebiliyorsunuz. Aptoid TV de mi yok? İndirin telefonunuzda bilgisayarınıza istediğiniz APK'yı, Send Files to TV ile yine gönderin gitsin cihaza. Oradan istediğinizi kurarsınız. Yani USB portunda olmaması size o program kurarken hiçbir şekilde dezavantaj sağlamıyor. Tam tersine direkt bu application'ı yapacaksın, tak çıkar sök tak derdiyle uğraşmıyorsunuz. Hatta bir de bunu HDMI kablosundan televizyonun arkasına attığınızı varsayın. Bitti. Arkasına uzanacağım da USB'den bir şeyler takacağım edeceğim diye uğraşmanıza hiç gerek yok. Her şeyi direkt kablosuz şekilde yapabiliyorsunuz. Wi-Fi performans çok iyi. Çekim kapasitesi çok iyi. Bakın bunlar bu tür cihazlar için önemli. Dediğim gibi televizyonun arkasına da yeri geliyor. Modemden uzağa bir yere koyuyorsunuz. Çalışma hızı kablosuz ağ üzerinden gayet güzel. Ama dediğim gibi işte. Ben oyununu oynayacağım abi diyorsan Xiaomi ya da diğer Android TV Box'ları öğrenmenizi öneriyorum. Yönelmenizi öneriyorum. Çünkü oyun performansı düşük ama video performansı muhteşem. Zaten 4K'da Netflix oynattığını için. Ben şahsen alacak olsam bu cihazı gözüm kapalı alırım. Çünkü benim için bu cihazda oyun oynamak bir seçenek değil zaten. Ben oturup bu cihazda oyun oynamam. Benim için önemli olan çatır çatır videoları açsın. Ben ne tıklarsam çat diye önüme gelsin. Hızlı hızlı işlesin. 4K görüntü versin. İşte aradığınız cihaz bu. Ve buna benzer cihazlara bakmanızı öneriyorum. Herhangi bir sorunuz olursa videonun açıklama kısmına yazabilirsiniz. Discord'dan ulaşabilirsiniz. Ya da Instagram'dan yazabilirsiniz. Bilgim dahilinde cevap vermeye çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.